de sadece zaman zaman gündeme gelip bunun bir söylem olarak kalması Türk milletini yaralıyor. Dolayısıyla siyasi bir söylemden öte geçip eğer gerçekten samimiyseler, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman buna hazır olduğumuzu söyledik. Biliyorsunuz bu idam cezası kalkarken de Milliyetçi Hareket Partisi aynısını söylemişti. Üç temel şey vardı hatırlarsanız. Savaş, yakın savaş ve terör suçları hariç demiştik. Zaten kalkarken de bu suçlar için biz idamın kalkmasını istemiyorduk. Şu anda da eğer bunlarla ilgili bir şey gelirse, savaş, yakın savaş ve terör suçlarıyla ilgili, onlarla ilgili idamın tekrar gelmesine destek vereceğimizi defalarca belirttik. İlkeli bir parti olarak da getirirseniz buna destek veririz. Bunu tartıştırmadan teklif olarak getirin dedik. Tabii ki bu süreçte Sayın Başbakan 16 Nisan demesinin nedeni, şu anda açıklanmış bir takvim var ve bir anayasa değişikliği paketi var. Bunun içerisine girmesi şu anda mümkün değil. Ancak böyle kamuoyunda talep gelince de bunun doğru dürüst bir şekilde açıklanması gerekiyor. Bizim de yaptığımız budur. MHP'nin duruşu bugün de değil, dün de değil, her seferinde net bir şekilde ortaya konmuştur biliyorsunuz. 2000'li yılların başından bu yana aynı şeyi biz söylemeye devam ediyoruz.